biz geri geldik. Son derece sıkıcı bir derste. Ders sonunda bitti. Öyle şükür zırr Oley. sesi duyuyorsunuz ve millet akın akın çıkıyor. Öğlen arası mı? Şu an öğlen arası. Ne yapıyorsunuz? Salona gidelim. Salon. Çıkardığımız millet toplantı. Yemekhane mi salmış? Hayır. Toplantı salonu var ya. Sen orayı kastettiysen orası. Bir de giderken BKFT kulübünü yapacağım. Bir Alice'e bir bakalım. Bunlar şeydi abi. Topluluklara ayrılan küçük küçük odacıklar var. Tamam. Bunlardan bir tanesindeler. İçeride yaklaşık olarak 40-50 kişi var. Bunların bazıları işte böyle değişik film ve dizi karakterlerine bürünmüş, işte çizgi roman Dört karakterlerine. tayfa. Evet, bir tane stage var. Stage küçük bir stage ama. Üste mic var. Mic'in yanındakiler var. Şey diyor. Evet, Cyberpunk oyununa girmek isteyenler elini kaldırsın falan diyor. Millet elini kaldırıyor Çat işte. diye içeri girdim. Çat diye içeri girdiğin zaman şey gördün. Bunun stage'in ortasında mic var. Mic'in yanında bir tane kız var. İki tane daha çocuk var. Ortalarında da Alice var. Alice orada çikolata yiyor ve Bu Alice'in tayfa üzerinde şey bunlar değil var. mi? Yani süperler. Evet, Benciler. onlar gibi gözüküyor. Tamam. Sen biz de geliyorsunuz çabuk dedim. Alice sen de gel. Alice'i de çağırıyorum. Biz şu an gelemeyiz. Şu an toplantı var. Ve ben de Hayır başkan hayır. olarak burada yapmam gereken Toplantıya ara görevler var. var. Önemli işlerimiz var. Hadi. Ara veremem. Toplantı Geçen devam edecek. akşamki olayla ilgili yürü. Arkadaşlar bir saniye. Sen devam et lütfen dedi yandakine. Yandaki. Evet. Yüzüklerin Efendisi oyuna girmek isteyenler elini kaldırsın falan derken Mike senin yanına doğru geldi. Dinliyorum. Salonda görüşmemiz lazım. Diğerlerini de çağırdım. Gelin. Şu an Toplantıyı bir saat sonra ertele. Erteleyemem. Şu an önemli bir toplantının Oğlum bak ortasındayız. seni görüyorum gerizekalı. Şehrin kaderiyle ilgili şeyler konuşacağız diyorsun. Sana Para gelmiş gerçekten toplantı kahraman diyorsun olma ya. fırsatı veriyorum. Ben zaten gerçekten kahramanım. Siz Ya. önce kendinize bakın. Ağzını yüzüne. Oğlum bak seni döverim şu anda, tamam mı? Bütün kulübünün önünde seni döverim. Rezil Canım olursun. canım. Hadi gel Çağır gidelim. adamları Hadi gelsinler. gidelim. Salona gidiyoruz. Hadi. Clementine sen niye gelmedin çalışma toplantısına? Hani girecektin Dersten topula. kaçamadı. Şu an işte size gelirse beraber konuşacağız bu konuyu. Yoksa gelirim. Gelemem. Ama yeni arkadaşımız bize onu da çağırdıysanız ne olacağını bize söyler zaten. Nasıl? Yo söylemeyecek. Gelmiyorsanız bizim aramıza katılamazsınız. Evet, Biz Avengers sizin aranıza diye bir katılmak falan topluluğun istemiyoruz arası. zaten. Avengers gibi olabilirdik. Ama senin seçimin. Her neyse. Dedi. Arkasını döndü. Stage'e doğru devam etti Alice abi. gel Böyle çok gidiyoruz. sallamaz bir tavırla falan devam ediyor. Alice, ama ben burada çok eğleniyordum. Birazdan eğlenmeye devam edersin. Azıcık bir işimiz var ya. Peki abi, bu arada Alice'in üstünde şey var. Onu söylemedim. Bir tane tişört var. Tişörtte Wonder Woman'ın şeyi var. Tişört mü değiştirmiş iki arada bir derede? Üstüne giydirmişler bunu. Çıkart tişörtü de. Çıkarmıyorum. Tamam Ben bunu çıkarma çok gel. sevdim. Gel gel senin olsun. Ne Tamam seni kadar güzel. kırıyorum. Gel Üstünde tamam gel. yıldız falan var. Sizinle beraber gelmeye başladı. Görüşürüz Mike dedi. Mike görüşürüz Alice dedi. Perşembe günü geliyorsun değil mi oyuna falan dedi. Evet evet kesinlikle geliyorum falan dedi. Sizinle beraber çıktı dışarı. Toplantı da içeride devam ediyor. Siz de dışarı çıktınız. Toplantı salonuna doğru yavaştan Şeye ilerliyoruz. doğru gidiyorsunuz. Herkesi çağırdığın yere doğru gidiyorsunuz söylediğim. Salon. Tamam. Tabii boş. Aynen boş. Bütün okul geliyormuş değil mi abi? Toplantı salonuna gittiğiniz zaman oradaki 5 elemanı görüyorsunuz o kavgada konuştuğunuz. Abraham'la Josh'u görüyorsunuz. Şey geldi mi Siklop? Cyclops. Cyclops o gelmedi. Scarlet'in gücü var mıydı? Scarlet'in gücü yok. Kimleri çağırmıştınız? Oradaki 5 eleman vardı. Abraham'la Josh Josh vardı, Abraham vardı. vardı. Başka da kimse yoktu. Başka çağırdığın var mıydı Oğuz? Benim atladığım, Yok. kaçırdığım ya da ekstradan şunu çağırmış olsaydım falan dediğin bir Yok. bildiri varsa. Peki bu Cyclops bizim okulda mı? 9. sınıflardan birinde de. Hı. Mesaj Onu bir atsana atayım. şuna neredeymiş? Atayım. DM'den mi atıyorsun? Ya DM'lere akıyorum şu anda. Aynen. Cevap vermiyor ama. Niye DM'e. vermiyor? Vardır bir sebebi. Kesin mesajları bir SS alıp kimi evet peki klan bana hasta kimi diye yayacak. şey kimleri tanıdığım kimler follow ediyor yani en iyi bildiğim. Birazcık soruşturursan çocuğun hangi sınıfta olduğunu falan İşte kimle öğrenebilirsin. soruşturacağım yani kim followluyor Şu bunu? 9. sınıftaki çocuklar vardı ya, bu bebeği tanıyor musunuz? Evet bu bizim yan sınıftan dedi. Direkt Numarası var çözeyim mı? olayı. Numarası yok ama C sınıfında. Tamam bir ara gider konuşuruz onu da. Şu işi çözelim de. Tamam. Sürekli video çekiyor. O elemanı hiç sevmiyoruz. Tam bir gerzek. Tamam oturun şimdi şöyle.
otururlar yan yana. Şimdi... Biz şimdi süper kahraman mı olacağız? Yo. Oldunuz zaten gerizekalı. Aa evet, süper kahraman olduk. Evet, ilk başta kimi gidip öldürüyoruz? Yavaş biraz ya. Ben kimseyi öldürmem ha ama. Saçmalamayın oğlum. Ben istersem öldürürüm ya. Evet, çünkü sen çok yeterince sert. Herkes gücünü bir anlatsın. Böyle birazcık sustular. Sen başla. Bu çocuk esmer. 1.50 boyunda. Kısa saçlı bir çocuk. 9. Adın ne senin? Benim adım Son. Son, tamam. Benim adım Son. Ben şekil değiştirebiliyorum. Sıvı falan olabiliyorum. Tamam, yeter bu kadar bilgi. Sen? Benim adım Julian. Bu çocuk işte yaklaşık 1.80 boylarında. Birazcık yakışıklı bir çocuk. Senin özelliğin ne? Ben çevredeki şeyleri kolayca kırabildiğimi fark ettim. Çok güçlü. Güçlü mü yani? Yani güçlüyüm baya. Başka? Yandaki çocuğun ismi Pedro. Bu isminden anlayacağınız üzere birazcık Latin kökenli bir Latin arkadaş. 1.70 boylarında. Ben bunu yapabiliyorum dedi. İki elini şöyle koydu. Parmaklarının arasından elektrik gidip gelmeye başladı. Ama annem bana çok kızıyor bunu yapınca. Direkt annene mi söyledin ya? Süt kuzusu. 2, 3, 4. Benim adım Susan. Susan kilolu. Yaklaşık 100 kilo falandır. Birazcık kısa boylu. Balona benziyor. Evet, ve emo bir tipi var böyle. Son derece çirkin ama ergenliğe girdikten sonra güzelleşecek gibi duruyor. Zayıflayacak değil mi bir anda? Ben de böyle yapabiliyorum dedi. Havadan biraz kalktı böyle, uçabiliyormuş. Beş. Pedro'ya ne demiştim? Elektrik. Elektrik. Tamam. Görebileceğim bir yere not alıyorum da. Benim adım da Pascal. Ben Pedro'nun en yakın arkadaşıyım. Tamam, özelliğin ne? Ben de bunu yapabiliyorum dedi. Çocuk şöyle durdu. Çevresinde böyle bir shield oluştu sanki. Böyle yuvarlak. Tank. Ama çocuk birazcık çelimsiz. Böyle 1.60 boyunda. Birazcık vitaminsiz bir çocuk. Ben de kardeşim mangal gibi yüreğim var. Hepinizin böyle güçleri varsa önemli olan burada erkeklik, adamlık, anlıyor musun? Sen şunu yoruyor musun falan diye silahı çıkardılar abi, altı patlar. Sıkayım mı? Sıktığım zaman o elektrik seni kurtaracak mı? Evrim koy yerine. Kanka indir o silahı. İndir. Aferin. Şimdi... Bunlar erkek değil ama ha. Onu tamam, söyleyeyim. Tamam. Bence değiller abi. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu güçler sadece bizde değil. Daha başka kimde var? Sokaktaki insanlarda da olmaya başlamış. Nasıl ya, aman tanrım. Ve bunları kötü niyetler için kullanıyorlar. Peki hayvanlarda var mı peki? Var. Hayvanlarda da var. Yani kısmen. Kuşlarda da var mı? Ben güvercinleri istemem. Evet, ben de güvercinleri istemem. Bunlar mı? Bitch. Abi bunlar küçükler, 9. sınıflar şeyler. Yani. Ablacığım yani, İzleyenler varsa kusura bakmayın. Ablacığım tamam, bakın şimdi. Şöyle, siz kendinizi açık etmeyin, tamam mı? İhtiyacımız olduğu zaman biz sizleri çağıracağız. Bizden başka kimseye demek yok. Biz sizin bu ortamdaki abilerinizsiz, ablanızsız. Vallahi dışarıdan duyarsak bittiniz abi. Sizi alıp üzerinizde deneyler yaparlar. Ailenizi bir daha göremezsiniz. Ne? Aman tanrım ya, ben böyle şeyler istemiyorum. Ben katılmak istemiyorum buna. Ben eve gitmek istiyorum. Katılmayacaksınız. Bir şey katıldığınız bir şey yok. Evet abi, salak mısın? Katılmayacağız dedi. Abi, evet abi, ben de katılmayacağım. Ablalarınız ve abileriniz olarak uyarmak için çağırdık abi. Sizin iyiliğinizi istiyoruz çocuklar. Üst sınıflarınızız, büyüğünüzüz. Dışarıda eşlik etmeyin. Arkada karanlıklardan izleyen Alice, sen bunu deyince böyle güzel konuştun gibi sana falan yapıyor. Belli de belinde. Tamam, yani bu güçlerinizi sağda solda kullanmayın. Millete göstermeyin. Ben gösterdim ama ya. LoL'de bir tane arkadaşım var. Onunla biraz yazıştık. Ona söyledim. Kim? Tamam, inanmaz zaten. Boş ver. Abi yalan söylemiştim diyeceksin. Yapacak bir şey yok. Yoksa FBI'ye kaçırsın. Şaka şaka. JK.
Tamam, tamam, efekt yaptım derim. Peki biz şimdi süper kahraman gibi çevrede dolaşacağız, milleti mi döveceğiz? Hayır. Yok, hayır. Kimseye dövmek yok, sadece saklayacaksınız kendinizi, bu kadar. Pelerin veriyor musunuz peki? Oğlum bir şey vermiyoruz, kendinizi koruyun. Şey, yanan sadece, kolluk falan. Oğlum sadece uyarmak için çağırdık, siz dışarıda göstermeyin, yoksa üstünüze de ne yaparlar, bizi sorumluluk almayız. Tamam peki, peki sadece biz mi alın varız o zaman buradaki tüm her yerdeki şimdilik güçlü olanlar biz miyiz? Şimdilik. Bildiğimiz kadarıyla sadece siz varsınız. Tamam peki. O zaman, o ben o zaman bir WhatsApp grubu kuruyorum hemen. Kurmuyorsun. Oradan konuşalım. Ya gerizekalı, herkes takip ediyor onu. Kapat şunu. Oğlum bak, konuşmayın diyoruz. Konuşmayın. Birbirinizle de konuşmayın. Evet, konuşmasana aptal. Niye konuşuyorsun ya? Adamın sözünü niye çözüyorsun? Nasıl çağıracağız bunları? Ya, hadi dağılın siz, tamam. Ben size ulaşırım. Hadi abi. Mevzu olursa bizden gidelim. Başkasından emir almıyorsunuz. Kimseye de söylemiyorsunuz beyler. Tamam abla. Tamam abla. Şu sinyal kulesine de sakın yaklaşmayın. Hangi sinyal kulesi ya? Ormanda yürüyüş için çıkma alışkanlığı olan var mı burada? Neyse, ormana doğru gitmeyin. Biz hiç sevmiyoruz yürümeyi. Biz bilgisayar oynuyoruz sadece. Tamam abi, siz bilgisayarınızın başından kalkmayın. Süper. Ormana da gitmeyin abi. Börtü böcük var orada, reziller. Ya hiç sevmem börtü böcük. Evet abi, sen aptalsın, böcek dönmüş. Tamam hadi gidin yemek yiyin. Abi gittiler. Ama başınız ağrıyor yani. Çok kötüler. Çok iyi bir fikir değildi galiba. Şey, yolda yürümeyi bilmiyorlar. Bunları iyi bir fikir değil derken şeyi fark ettin ya. Yani kapıdan dışarı çıkarken bile birbirlerini beklemiyorlar. Hani böyle sıkış falan gidiyorlar abi. Bağırıyorlar birbirlerini. Ali soran duruyor. Peki iyi geçmedi galiba. Yaşları küçük Alice ya. Biraz büyüyünce belki. Sen niye sürekli çikolata mı yiyorsun? Ben Julian'ı sevdim. Hayır, sabah... Biri bana çok güzel bir şey verdi, böyle mısır, haşlanmış mısır gibi bir şeydi. Haşlanmış mısır onu vermiş. Evet. Aha, onu yedim, evet. Bayağı güzeldi ama çikolatadan vazgeçemiyorum, o kadar güzel ki. Çok yeme de şişmanlarsın. Çok yeme, sen suikastçı bir hatunsun, savaşçı bir hatunsun, çikolata seni böyle yapar. Ha, peki, o deminki yani kızı gibi olursun. Evet, bu pek işime gelmez de taktiksel açıdan. Günde bir tane yiyebilirsin ama. Hadi şimdi öğlen yemeği yememiz lazım. Aa, öğlen yemeği değil mi? Gel seni yemekhaneye götüreyim, hadi. Abi mükemmel, orada daha çok insan var mı? Hı-hı. Harikaymış. Sizinle beraber çıkarken şey görüyorsunuz. Yanınızda. Amran'la şeyi de alıyorum. Hadi yürüyün oğlum. Caşı da alıyorsun. Siz çıkarken bu arada yanınızda elemanlar yemekhaneye doğru hızlıca gidiyorlar. Siz yemekhaneye yaklaşınca da şey fark ediyorsunuz. Yemekhanede millet yemeğini hızlı bir şekilde yiyip dışarı doğru çıkıyor. Dışarıdan şey duymaya başladınız. Amerikan futbol sahasından. Neymiş? Ha, Amerikan futbol sahasından şey duymaya başladınız. Müzik çalıyor abi arkada. Muhtemelen müzik yarışması başlayacak. Ya üf ya. Neyse ki hafta ya. Yani. Yemekleri yiyoruz. Şş. Ha. Ya katılmasak mı ya? Katılırız da haftaya katılalım. İşte yani. Tamam, haftayı satın. Bu kimler var seçim, bu seçimde? Zaten bitmek üzere. Konserde kim var? Siz Gideon'la. Sondaki konser o. Sondaki konser o. Haftaki konser o. Hmm. Şu an kim var? Şu an konser yok. Şu an konser yok. Daha başlamadı ama. Kimle tamam kapışacağız biz? Gideon'la. Siz Gideon'la kapışıyorsunuz. Ya tamam, onu söyleyeyim. Regina da Korelilerle kapışıyor. Bilmiyorum, Regina kesin mi kazanacak. Bu arada şey, şunu diyeceğim, konseri kazanan Avalon Industries'e girmeye hak kazanacak ve onlardan şey yapacak ya, ödül falan alacak ya, senin babanı bulman için iyi bir şey doğru olabilir. Tamam. Aynen. Babamı buluruz, tamam abi. Şu Mr. BK'ye yaklaşmam lazım benim. Abi adamın yarışmasını kazandım ve adam ne dersen yapacak durumda değil mi şu anda? Bunun partisi yok muydu Mr. Bilgin? Var. Ne zamandı ki? Ne düştü? Sana cevap verecekti o. Tamam, geri dönecek. De bugün yani gideceğim zaten garajına. Araç götüreceğim. Orada bir kaynatırız onunla. Tamam, partiye giriyoruz. Şu yarışmayı kazanıyoruz. Babasını kurtarıyoruz. Babası nerede bilmiyoruz ki. Bir şekilde da öğrenmemiz lazım. Babamı kaçırdılar oğlum. Bence siz ilk önce bir polise haber verin. Belki gerçekten aldatıyordur. Akşam Francesco'yu da gideceğiz bu arada. Tamam, ya gideyim bir şeyler öğrensin, bize yönlendirsin. Bir dakika, polisi denedin mi gerçekten? Polis dedin, Gideon'a söyledim işte. Daha kime söyledin? Arasana mı Gideon'a, bir iş çıkmış mı? Ne bileyim, haber o arardı diye düşünüyorum ama arayayım mı?
Bir şey olursa o arar seni. Onu da sonraki session ben söylerim neler bulmuş, ne yapmış. SWAT timiyle müdahale edersin. Şey böyle helikopterlerden havalarla iniyor, camları kırıyor. Şş, yapsak mı lan? Gidelim penyelere, şeylere böyle montlara SWAT yazdıralım. Of hayır ya. Dövüşürken bunları giyeriz. Dalarız direkt. Ay, zaten ben pederin gençliğinde şey olduğundan şüpheleniyorum. Sylvester Stallone. Bence senin baban polis veya asker falan. Bilmiyorum, in-game konuşmuyoruz ama bunu çok alıp yemek yiyor. Aynen, böyle konuşuyoruz biz ya, yemek yerken. Yukarıdan, göklerden bir ses duyuyorsunuz. Peki, müzik yarışmasından önce mi gideceksiniz tamirhaneye, sonra mı? Çünkü şu an başlıyor gibi gözüküyor müzik yarışması diye bir ses duyuyorsunuz. Senin sesine benziyor değil mi? Biraz, birazcık benimkine benziyor. İyi, tamam, çok istiyorsan şöyle bir dakika şimdi, şöyle bir şey olursa. Katılmaya da bilirsiniz sizin tamam. Müzik yarışması dışarıda değil mi? Bence. Sizin okulun içerisinde işte salon şeyde Amerikan futbolu sahasının içerisinde. Tamam, ben tamam, orayı görebilecek bir yer var mı? Üst katlarda falan. Okulun çatısına ha. Falan siz çıkıyorsunuzdur arada böyle çaktırmadan. Ben oraya gidiyorum. Falan tatil olacak. Bakın şimdi izleyin dedim. Sahnede insanlar var mı? Şu an sahnede daha çok şey var. Orada kullanılacak ekipmanları falan taşıyan şeyler var. Ama sen ne yapacaksan sonraki session yap bence bunu. Şöyle, bize zaman kazandıracak bir şey yapacağım. Sahnenin bir köşesinden yangın çıkartacağım. Tamam mı? Ekipmanların bir kısmı yansın. Böyle biraz ertelensin yarışma. Aynen, o olabilir. Ya aklıma o geldi hani. Bir şey diyeceğim, yangın alarmlarını çalıştırırsan okulda yangın çıkmış diye tribe soksan milleti. Evet ya, şöyle yapacağız. O kadar kasmaya gerek yok abi, okul gününü takip et. Sizin derdiniz müzik yarışmasına katılıp katılmamak mı, sonra mı katılmak peki? Sonra katılacağım. Anladım. Yangın alarmını tetikleyebilirsin mi önce? Ya direkt yangın çıkartayım, ne diye uğraşıyorum. Oğlum niye yangın çıkartıyorsun ya? Gerçekçi olsun lütfen. Gerçekçi yangını, patlamayı gördük abi, o yüzden bu haldeyiz. Abi hoşuma gidiyor. İsterseniz hiç katılmayı da bilirsiniz ama GM tavsiyesi olarak daha yok, yaklaşmak istiyorsanız ya, şeye. Valona katılmamız için katılacağız da şu an değil. Şu an garaja gidelim mesela. Evalona bir noktada girilecek mutlaka. Aynen. Ya bir de şöyle bir şey de var, sizin dışınızdaki karakterler de bir şeyler yapıyor ya hani. Arkada da bir şeyler dönüyor, o yüzden hani arkanızı biraz kollayın, işte birazcık şey yapın. Benim mistiklikte kanki olmam lazım bir noktada. Yani evet, yani yapabilirsin. Mr. Big'in sana güzel tercih şeyleri de olacak, seçenekleri de olacak yani. Bir noktada Gideon'ı istersen satmayı da düşünebilirsin mesela hani. Örneğin. Çünkü eleman geldi sana, arabanı ver falan filan diyor. Abi adam polis ama lawful good herif yani, yapacak bir şey yok. Onu da yapacağım. Ona öyle bir tane daha. Sen de evleneceksin. Belki. Daha belli değil. Arkadaşım bulunur. Abi daha lisedesin. Şimdi. I'm crazy. No, nişanlı, evli değil. Ne yapıyoruz? Ya işten şöyle. Bitirelim. Ha? Bitirmiyor muyuz? Bitiriyoruz da. Ha tamam. Ona göre bitirelim. Sonraki ne yapacaksınız? Aynen. Yakayım mı? Yangın alarmı. Tamam, bir sonraki şey seçişine şimdi yarışmayla başlayıp tamam. Sonra şeye gidebiliriz. Tamirhaneye. Tamam. Ya da yakarım. Yarışma ertelenir. Tamirhaneye gideriz. Sonra yarışmaya. Abi yarışmayı seri sıkarız bence ya. Çok gerek yok şey yapmaya. İyi tamam o zaman. Aynen zaten şey yapacak ya. Biz çatıda bunu konuşuyoruz. Seri sıkarız. Şimdi ne zaman gidelim? Alice de arkanızda bu arada. Game of Thrones izliyor arkanızda. Sonra tamirhaneye gidelim. Sonra da zaten ben bu akşam Francesco'lardayız. Evet tamam olur. Tamam. Okey tamam. O zaman yakmıyor. Yakma tamam yak. Yakmıyorsun. Boşver. Üzüldüm lan. Şimdi üzüldüm, suratım düştü. Aynen yakmadın bir şey. Gidiyorum Alice'den çikolata alalım. Çikolata bu versin. Bu session kimseyi kavurmadın değil mi? Alice çikolata versin. Verdi abi bir tane çikolata sana. Alice annem var. Telefon da sana uzattı beraber izleyebilirim diye. Annemden haber var mı? Annemden haber yok. Alice bak ne güzel yapıyor değil mi? Peki Olaf'ın anneannesini ne zaman, bu annesini ne zaman komadan çıkardın? Madem artık bıçağı falan da aldın. Ben Olaf'tan haber alınca şu an sadece sizi korumak için buradayım. Olaf nerede tam olarak? Alice senin süper güçlerin var mı? Hayır yok. Süper Olaf güçler anladığım kadarıyla olarak? Sadece sizin kasabanızda olan bir durum. Olaf şu an... Bilmiyorum Olaf nerede abi. Olaf şu an
Bazı görevler peşinden koşuyor. Olaf. Görev peşinde koşuyor. Sadece bir humus tadının yapabileceği şeyler diyeyim. Kaltız mı yaptınız çocuğu? Yani... Bunu söyleyemem, beni... Bazı boundary'ler beni bağlıyor. Tamam, anladınız. Ama arkadaşlarımızla ilgili bilmemiz gereken şeyleri söyle bence arada bize. Yani çünkü karşılıklı güven oluşturmamız lazım, anlatabiliyor muyum? Bunu ona söylememek için yemin etmiştim ama. Sen yeminini bozma. Sen yanabiliyor musun? Evet. Sor. Nasıl yanabiliyor musun? Ya ne bileyim, her şeyi yapıyor ya. Belki de yanmıyordur. Ne bileyim, değişik bir kız, baksana ya, bizi korumaya geldim falan diyor. Abi doğru bir masasın kızdan ne bekliyorsun? Sağdan soldan, bu hayatı daha önce hiç görmemiş. Bu arada off game söyleyeyim, kız evet size bir şey demedi ama şu an Olaf şey yapıyor. Aslında babasını aramaya gitti çünkü İsmet hani bir kapı açmıştı ya geçen session'da. Hı hı. Kapıyı açtığı zaman babasının kemikleriyle karşılaştı ilk. Kemik mi? Evet. Hı. Ve babasının göğsünde de anneannesinin hançeri var. Hı. Dolayısıyla kafası çok karıştı. Babaannesinin babasını öldürdüğünü düşündü. Off game yani. Siz yokken olan olayları anlatıyorum. Tabii ki sizin şeyinizi etkileyecek bir şey anlatmayacağım size de. Ve kafayı kırıp hani babaannesine falan da güvenmiyordu zaten. Çevredeki o iki kalta da güvenmiyordu. Daha sonra, evet, daha sonra şey buldu, bir tane ritüelle ilgili bir tane parşömen buldu. Bu parşömende şey yazıyor, ben babasını aramaya mı gitti dedim, pardon. Aynen. Bunun babasının bir tane kardeşi olduğu ortaya çıktı. Babasının doğum belgesi yüzünden. İkiz ve, var mı? İkiz değil. Hı. İkiz değil ama onu aramaya çıkmış. Cevaplarız. Peki. Yani. Şimdi. Geri kalan her şeyi siktir etmiş çünkü şu an garip bir ruh halinde anlaşılan. Ki öyleydi zaten, oyunda da öyleydi. Dışarıda da öyle. Peki. O zaman biz yavaştan bitiriyoruz. Ama bu jelibondan altın çıkmıyor. Neymiş? Sizin evdeki jelibondan altın çıkmadı ya Rox. Sizin evi gibi değil tabii ki. He. Bizim ev öyle çulsuz ev. Abi bizim lüsik koyduk. Jelibon yani, klasik jelibon. Evet, var mı sorularınız? Alalım chat'e bakalım. Bugün bayağı sakin bir session oldu. Bu benim hoşuma gitti birazcık. Evet, kombata giremedik ya. Ya birazcık girdik ucundan. İki ama tane şey oldu. Galiba da kombat sayılmaz yani. Bunu chat'e de açıklayayım. Hani artık böyle şeye biraz yaklaşıyoruz ya. İşlerin artık patlama noktasından sonlara doğru biraz yaklaşıyoruz ya. Dolayısıyla tam fırtına önceki sessizlik gibi oldu. Sizin birazcık işte soluklanıp biraz daha. Beden 4 oturum daha yaparız galiba ya. Yani belki daha hızlı gidersiniz belki. Hikayeyi erkenden bitirirsiniz falan. Ya da belki geç olur. Yani onu bilemeyiz. 10 yaşımıza bağlı. Tabii sizin 10 yaşınıza bağlı. Geldi mi geldi. Sonraki session'ı başlangıcını kaçırmayayım. Bu sefer Regina'nın şarkısını dinleyeceksiniz. Gideon'un. Ama Regina'nın da şarkısı var ya. Belki onu dinlemeye kalırsanız onu da dinlerler. Regina'nın şarkısını yazdım bu arada gerçekten. Gerçekten mi? Evet, yazdım. O zaman ya. Gideon'unkini yazmadım ama Regina'ya özel olarak şey gösterdim. Seni cringe etmesi için böyle özel olarak böyle çaba gösterdim. Tamam, dinleriz. Bu hafta şarkı yaz o zaman. Tamam, yazacağım bu sefer. Bu sefer geçeceğim, yeneceğim seni. Göreceksin. Diss atsana, diss track. Tamam. Rap mi yapsam acaba? Diss track. Ha işte neyse, sona yaklaşıyoruz. O yüzden bence sıkı bir şekilde takip edin. Tamam. Önümüzdeki session artık kombatlar akacak. Artık bosslarla karşılaşıp onlarla daha yakın temaslar kuracaksınız falan. Artık işte incelediği yerden kopmaya başlıyor. Ay ay pederim, ay ya. Pederim Punisher oldu. Tebrik ediyorum pederini. İhtiyar Sylvester Stallone çıktı Rıza'ma. Aynen. Öf ya. Hayırlısı. Öyle işte. Sorular var mı? Şimdi karakterlerimiz Hayır ismi. Hayır değil. Sadece yardım alıyoruz. Yani evet, yardım alıyor gibiler. Sadece Hydra'nın içerisinde Olaf'ın babaannesine borcu olan bir kadının onlara yardım için kızını göndermesiyle
Haydra dünyayı yönetmek ister iken rakipleri olan Azathoth'la dünyayı yok etmek istiyor. Sonra Fire Nation geldi. Kötünün iyisini seçtik abi biz. Hani yok olacağına yönetirsin. Belki demokrasi falan getirirler. Hani güzel olur. Belki belli olmaz. Ben hiçbir yeri seçmedim ya. Kendi çıkarlarımı. Ben de seçmedim aynen, abi. Yardım alıyorsun şey, sadece. Aynen şey değilsiniz ya. Hiçbir şey üye falan değilsiniz. Siz kendinizsiniz abi. Şişt, dur bakayım şimdi şey yapacağız. Tony Stark'a bir ulaşalım. Şey, abi bize bir destek at. Bu arada şey geyiğini dedim hani babanın yanında iş adamları var onu bekliyor. Pardon baban da buluşacak işte Bruce, Tony falan filan dedim ya. Onlar tamamen şey yani isim benzerliği olsun da ne oluyor falan diyeyim diye şey, salladım yani. Mi? Şöyle diyeceğim ki bir 100 milyon dolar attı. Kasabayı kalkındıralım. Abi şey peki bekleyin. Bu noktayı çok fena kaçırdık abi. Josh neden Mr. Big için Francesco'nun bardağını çaldı? DNA'sıyla ne yapacaklar? Tükürüğünü istiyorlar muhtemelen abi. Evet de işte benim hiç aklıma bir şey gelmedi. Benim de aklıma gelmedi hiç. Ya değiştirecekler falan bir şeyler yapacak. Yeah. Patlıyor da oyun gelecek session. Bunların hepsini gelecek session'da göreceksin. Evet güzel bir ayrıntı oldu. Yok canım patlatmazdık ama çok aynen güzel bir ayrıntıydı. Ya oyun patlamaz da bizim bir taraflarımızda patlardı falan sıkıntı oldu. Benim çatlayan. Evet biz yavaştan kaçıyoruz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın.